Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 5 ve 11 Nisan haftasına hoş geldiniz sevgili Oğlaklar. Bu hafta sizi neler bekliyor? Evet, bütün gezegen birikimleri 4. ev alanınızda. Tabii burada da bir yeni aya doğru gittiğimiz bir hafta. Yeni ay ve dolunayın arasında bir geçiş haftasındayız. Terazi burcunda yaşadığımız dolunay hayatınızın merkezinde gerçekleşmişti. Kariyer, iş, evlilik veya buna benzer daha yine önemli konular, aile ile ilgili de olabilir, gündeminizde ve bu alanda gelişen konuları artık tamamlayıp taşları yerine oturtma haftası diyebilirim. Ve hafta sonunda tabii gelişecek konular birazdan Mars'ın Neptün'le arasındaki kare ile birlikte çalışma koşullarınız, iş, sağlıkla ilgili genel yerleşimlerinizi etkiliyor biraz. Ailevi alandan da olabilir. Yine iş yerinizde çalışıyorsanız eğer, sağlığınızla ilgili gelişmelerde, yediğinize, içtiğinize bu hafta özellikle Perşembe ve Cuma günü biraz daha özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Mars'ın Neptün'le olan kareleri genel olarak sağlıkla ilgili sizin alanınızda olduğu için sağlığınızla ilgili bazı konuları tetikleyebilir. Bilhassa bağışıklık sisteminizi güç tutmaya çalışın. Bağışıklık sistemiyle ilgili alanda da bazı zafiyetler oluşabilir. Tabii ki herkesin etki alması gibi bir durum söz konusu değil. 21 derece değişken grup burçlarda eğer bir yerleşiminiz varsa bu söylediklerimden etki alırsınız. Ama dediğim gibi yine de bu arada evcil hayvanlarla ilgili alan da yine buraya etki yapıyor. Onlara da birazcık daha özenli hafta sonunda bilhassa davranmanızı tavsiye ediyorum ve bu haftaya. Evet, Ay Oğlak Burcu'nda başlıyoruz sizin burcunuzda. Haftanın ilk günü genel sağlığınızla birlikte hayatınızın önemli alanlarını ilgilendiren düşünceler, fikirler gelişebilir aklınızda. Saat 15'e kadar bu arada ay boşlukta olacak. 15'ten sonra Kova Burcu'na geçiyor ve haftayla ilgili gelişmeler, önemli planlamalar yapmak için bu saatten sonra harekete geçmenizi tavsiye ederim. Evet, Ay Kova Burcu'na geçecek ve sizin ikinci ev alanınızda hareket etmeye başlayacak. Bu arada Salı günü de burada olacak. Gelirleriniz, kazançlarınız, paranızla ilgili, paranızın yönetimi veya bu alanda yeni bir ek gelir, bir kazanç durumu varsa bunları planlıyor olacaksınız. Salı günü bilhassa burada gelişen önemli açılar var. Mesela Jüpiter'in Venüs'le yapacağı o uyumlu açı, sizin aile, yaşadığınız yer, evle ilgili veya yaşam koşullarınızı daha böyle rahatlatacak bir destek sağlayabilir size. Maddi manevi bir destek olabilir. Veya bu alanda bir değişim varsa hayatınızda, bir ailevi konularla ilgili veya işle ilgili ortaklık, bir ortak proje olabilir veya birlikte fikir ve düşünceler ürettiğiniz bazı topluluklar, gruplarla ilgili de olabilir bunlar. Bazı konular gündeminizde olacaktır ve bu alanlarda da güzel fikir ve paylaşımlar içinde olabilirsiniz. Evet. Çarşamba günü Ay yine Kova Burcu'nda ve ikinci ev alanınızda saat 12'den sonra bu arada boşluğa girecek ve Çarşamba günün diğer günün geri kalanında da Ay boşlukta ilerleyecek. O yüzden Çarşamba günün ilk yarısını, yani 12'ye kadar olan süreci para planlamaları, bütçe planlamaları ile ilgili konularda gayet güzel, verimli kullanabilirsiniz. Haftanın yine destekleyici bir günü olacak çünkü. Ve Perşembe gününe geçtiğimizde Ay Balık Burcu'na geçmiş olacak. Hem Perşembe günü hem Cuma günü yakın ilişkileriniz, akrabalarınızla olabilir, kardeşler olabilir, iletişim, medya sektörü, fikirlerinizi beyan ettiğiniz alan, düşüncelerinizle ilgili de bu arada bazı karmaşalar da yaşayabilirsiniz. Fikirler, gelişim düzeyi, kişisel gelişim olabilir, ruhsal olarak da kendi düşünceleriniz içinde bazı çelişkilere düşebilir. Kendinizi yanıltabilirsiniz veya sizi, yönünüzü değiştirecek yakın çevrenizdeki kişilerle iletişim kurarken bilhassa Cuma günü biraz daha dikkatli olun lütfen.
sevgili oğlak burçları. Ve cumartesi gününe geldiğimizde ay Koç burcuna geçiyor. Direkt olarak 4. evinizde bir yeni ay fazına doğru ilerliyor. Ayın 12'sinde 4. evinizde doğacak yeni ayla birlikte de tabii ki bazılarımız taşınmayı planlıyor. Bazılarımız evimizi dekore ettirecek. Orada yeni bir sayfa açma. İşle ilgili de olacaktır belki de. Ama cumartesi günü bu alanda evinizle ilgili yaşamın en önemli alanı olan bu kökleriniz, anne baba gibi kişilerle de ilgili güzel gelişmeler, olumlu paylaşımlar, bir adım sonrasını planlayacak bazı yeni fikirler, ufkunuzu açacak ve önümüzü daha böyle net görebileceğiniz bir düşünce şekliyle hayata yeni bir yol izleyerek devam edebilirsiniz. Sizin için öncü bir burçta olan bu etkileşimler tabii ki de çok önemli. Hayatınızın önemli bir haftası, önemli bir ayı hatta. Çünkü Koç burcundaki yeni ay sizi direkt etkiliyor. Ve bilhassa da tabii 6. ev sağlık olabilir. Orada daha yeni başlangıçlar yapma veya iş koşullarınızı eve taşıma, ev ve iş arasında bazı değişimler gibi konuları da çalıştırabilir. İş ve ortaklık ya da eş durumları yine daha fazla ya da eşin sağlığı mesela olabilir. Bu ve buna bağlı konular, bazı gizli konular da burada bu arada. Bilmediğiniz, haberinizin olmadığı konular duyulabilir, ortaya çıkabilir. Ama bilhassa yine lütfen sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum size. Genel olarak hafta bunun dışında çok zorlayıcı koşulları yok. Maddi anlamda şanslısınız. Aşk alanı, ailevi konular haftanın en öncelikli konusu olacak sizin için. İş ve çalışma koşulları alanında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz ve sağlıkla ilgili alanda. Ve onun dışında da yakın çevre ilişkilerinizde de bazı zorlanmalar oluşabilir. Lütfen farkında olun. Çok çok emin olmadığınız konularda fikir beyan etmeyin veya karar vermeyin. Bilhassa cuma günü sevgili oğlaklar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.